Selamlar. StoneShirt oyununun bu bölümünde sizi neler bekliyor? Muhtarın bizden istediği 3 anlaşmanın sonuncusunu yerine getirmeye çalışacağız. Başarabilirsek arabayı ve 2 atı elde edip sonrasında neler olup bittiğine bir bakacağız. Ve at arabasıyla gerçekten uzaklara gidebiliyor muyuz diye, benim tahminim doğru mu diye bakacağım. Bunu merak ediyorum. Buna bir göz atacağız. Bunun dışında da bugün olan bitenden bahsedeceğiz. Hemen başlar başlamaz. Devamında ise neler mi oluyor? Öğrenmek için lütfen videonun geriye kalanını izlediğinizden emin olun. Ben Blue Baryton. StoneShirt oyununun 5. bölümüyle beraberiz. Şimdi hemen bugün neler yaptık başlamadan kayıda ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar ben pazara bir indim. Baktım orada kitap vardı. Şöyle birkaç kere aslında girip çıkmıştım. Sürekli yenilendiği için pazar, şöyle Büyük Kılıç kitabı buldum. Ve o kitabı alıp okudum hemen. Hatta kitabı size göstereceğim. Şuradan da Büyük Kılıcı göstereyim. Şu ilk yeteneğimiz artık açık. Bunu da okuyabiliriz. Bütün kilitler açıldı yani. Hemen bununla başlayacağız. Bu bir savurma yeteneğiymiş. Hedef nesneye yapabiliyorsunuz. Bir benzininde olmalı diyor. Yani hemen önümüzde, yanımızda olmalı. 15 enerji harcayacağız bir kullanımda. Soğuma süresi 5 tur. Bu bizim algı puanlarımızdan ve hız puanlarımızdan etkileniyormuş. Diyor ki bu yeteneği kullandığım zaman rakibin sıyrılma şansını, ki biz vurduğumuzda kaçınabilmesini, kontra atak şansını ki biz vurduğumuzda vurabilmesini ve de bloklama şansını %0'a çekiyoruz. Yani hiçbir şekilde bize müdahale edemeyecek ve bizden kaçamayacak bu yetenekle vurduğumda. Ve de vururken de %13 isabet oranımı arttırıyor. Yani vurma ihtimalim de iyice yükseliyor. Ama vururken diyor vereceğin hasarın 5'te 1'i azalır diyor. Yani 5'te 4'ü kadar vuracağız. Ama oldukça da etkili olduğunu görüyorsunuz. Hemen birinciyi açalım. Zaten ağacın en başı, 1 puanım vardı bekleyen. Onu da buna verdik. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bizim büyük kılıcımız yok. O yüzden gidip büyük kılıç alacağız. Envanteri de şöyle göstereyim. Kitabı da buraya koydum. Burada duruyor. 5 pasif 5 aktif bütün yeteneklere kilidini açtık. Büyük kılıçla gideceğiz artık, çift elle. Kapımızı açalım. Hemen şuradan gidelim. Görevi de almadan önce kılıcımızı bir alalım. Açlığımızı, susuzluğumuzu giderelim. Bir de ben burada kayıt olsun diye bir şöyle uyuduğum için bir saat falan da öyle geçirdik. Hemen konuşalım kendisiyle. Sonra da görevi alıp yola koyulalım. Evet, ne satıyorsun diye bakalım. Şimdi bundan büyük kılıç. Mesela şu 402, şu 1341, şu da 120. Bu 25 savurma hasarı, bu 30, bu 28. Ama diğer değerler de önemli tabii. Şu tekel. Şimdi şu 1300 çok. Şu 402'ye 258 var. Bendeki kılıçlar 86 diyor. Bunu bir sat. Şunu da sat. 430'um oldu. Şu 402 olanı alalım. Bizim 28 kaldı. Şimdi bir elmamız, 3 tane etimiz var ki bu ikisi içinde 4'er parça var. Şunda tek parça var. Bunu birazdan yeriz. Suyumuzu falan içeriz. Muhtar abi gidelim, görevi alalım, bugünkü görevimizi. Artık çiftleri kılıcımız da var. Hatta yaya da döneceğim. Şöyle elimde yayım olsun. Uzaktan vurabilelim. Hemen görevi alalım, çıkalım yukarı. Umarım başarılı oluruz ve sonrasına da bakacağız nasıl ilerliyoruz diye. Evet, görevi sorduğumda şimdi büyücünün dönüşü gibi bir görev var. Bir de gizemli bir şeyler var. Şu büyücünün dönüşü neymiş bakalım. Şimdi yakınlarda bir yer varmış. Bir mezarlık. Orada karanlık bir büyücü varmış. Uzun zaman önce onu gömmüşler galiba. Ama bakayım ne diyor. Orada hayata geri dönmüş. Yeni bir beden içindeymiş galiba. Her seferinde yeni bir beden içinde diyor. Geri dönüyormuş galiba sürekli. 10 yıl önce bir anlaşma yapmıştım onunla diyor. Ama korkarım bir kere daha geri dönecek falan diyor galiba. Herhalde dönmemesi için mi konuştu? Ve mezarlıkta bakayım ne diyor. Daha önceki anlaşmayla ilgili bir şeyden bahsediyor ama onun sorun çıkarabileceğinden bahsediyor sanırım, ya da çıkarmaya başladığından. Şimdi onda sihirli bir şey varmış, kolye.
mezarlıkta bir yerde gizli diyor herhalde. Onu tekrar tekrar hayata döndüren şey de bu kolyeymiş herhalde. Etkisiymiş sanırım. İşte onu bulmamızı, kolyeyi ve de herhalde onu bulup sonra da şey tamam dedim, büyücüyü de halletmemi istiyor sanırım. Tamam. Bunu da kabul ettik ama tek kötü yan şu. Bunlar da uzaktan saldırı yapacaklar büyücüler. Birden çok gelirse benim için tehlikeli olacak. Kabul ettim ben bunu. Haritaya işaretledi. 4 gün içinde gel ödülünü al dedi. Ha, tamam görüşürüz diyelim. Haritaya bakacağız. Şimdi kuyunun yanına bir gidelim. Yemeğimizi, suyumuzu halledelim. Ondan sonra da bir yola koyulalım. Bunu başarabilirsek üçüncü anlaşmayı da yapmış olacağız. Şimdi karakter bir bak bakalım. Seviye atlamama da az kalmış gerçi. 789 puan toplamışım. 1000'de seviye atlayacağım. %32 açlık, %21 su. Şimdi önce açlığımız için şuradan bir et yiyelim. Susuzluk için de bunu şimdi kullanmayayım. Şimdi suyu buradan içeceğiz zaten. Daha sonra yine susayınca hem açlığa da susuzluğa da %5 gideriyor. Elma. O yüzden elmayı sonraya bırakalım. Şimdi %1 su diyor. Bir daha iç. %0. Tamam. Açlık %7'de. O zaman hazırız. Haritaya bakalım. Şu kısmı gösteriyor. O zaman sağda yol var. İki sağa gidip sonra da düz aşağı inersek hep orman yolundan giderek varıyoruz. O zaman sağ taraftan gideceğiz. Yola koyulalım. Bakayım şuradan. Yol var. Şöyle gidelim. Evet bakalım bugün başarılı olabilecek miyiz? Olursak iyi olur. Bu görevi de tamamlamış oluruz. Geç diyelim. Şimdi dikkatli olmaya başlıyoruz bu noktadan itibaren. Hemen bir bakalım. Etrafta bir şey görünüyor mu? Şu an görünmüyor. Bir tilki dedi. Tamam, tilkiler bizden kaçıyor zaten. O yüzden sorun yok. Devam ediyorum. Bir geyik. Devam. Onlar da bizden kaçıyor. Daha sonra bu avlanma işine girebiliriz aslında. Bunlardan et falan çıkarıp yemekte kullanabiliriz. İşte postunu falan satabiliriz. Ama tabii şunu söyleyeyim. Gerçekte böyle şeyler yanlış. Biz oyun diye böyle düşünüyoruz ama gerçekte hayvanlara zarar vermemek lazım. Devam edelim bakalım. Tamam, bu kısmı rahat geçtik. Haritaya bakalım şimdi. Şu ormanı geçtik. Şimdi ileride yol. 4 yol varmış. Oradan da aşağı doğru gideceğim. Yani burada yukarıya doğru da diyebiliriz. Ekrana baktığımızdaki mantığa göre. Devam. Şu an için bir sorun görünmüyor. Yine dikkat edelim. Sürpriz çıkabilir. Haydut maydut ya da hayvan. O yüzden dikkat edeceğiz. Evet, yol ayrımına geldik. Bir sürpriz var mı diye dikkat edelim. Şu an bir şey görünmüyor ama şuraya biz bakalım da. Evet, yukarı doğru döndük. Şimdi dümdüz gideceğiz artık mezarlık olan yere kadar. Evet, şu ana kadar güzel gidiyoruz. Sadece bir geyik fark ettik. Evet, geyik bizi düşman olduğumuzu düşünüyor ve gidiyor zaten. Şu yukarıdaydı. Yine gördünüz sanırım. Devam edelim. Hemen bir bakalım olduğumuz yere. Herhangi bir şey görünmüyor. Şimdi biz şurayı geçtik. Şu kısımdayız. Şurayı da bitirdiğimizde mezarlığın olduğu yer. Yine biz dikkat edelim. Sol alttan da takip edelim. Evet, muz diye çıktı. Bu şey. Buffalo gibi bir şey. Bizon da olabilir. Bunu inceleyelim. Şimdi bu herbivor, bu otobur. Diyor ki Aldor ormanlarının kralı.
Şimdi bu nadir bir şeye sahipmiş galiba ama şu ne demek onu bilmiyorum ama nadir bir şeyden bahsediyor. Ben bunu avlamayı denesem beni fark etti. Bir daha atsam normal. Vuramadım. Şuradan bir daha dene. Vurdum. Bir yanaşmayı deneyeceğim. Belki yakalarım. Ha vurmuş, işi bitti. Yok bitmemiş. Ben bir an bitti mi dedim. Kaçıyor ama yakalayabilirsem bir de düşmana denk gelmeden. Dur bakalım yakalarsam. Okumuzu aldık. Ne tarafa gitti bilmiyorum ama. Evet yine fark ettik ama ne tarafta fark ettik? Şu tarafta mı fark ettik? Evet yine fark ettim ama ne tarafta? Kendisi göremeden. Bu ben adım attığımda o da adım atıyor herhalde. Görünmeyen alana giriyor. Kendisini göremiyorum. Bu tarafa mı gitti acaba? Bu arada can yeniledi. Ha şurada. Buradan vuramıyorum. Yerini gördüm ama. Orada ne varsa oradan bu tarafa geliyor. Şurada tehlikeli bir şey mi var acaba? Niye bu tarafa geliyor sürekli? Tamam, şimdi buna bakacağım neler varmış diye. Hemen bir doldurayım. Ayrıca tehlikeli bir şey varsa da bir dikkat edeceğiz. Şöyle bakayım. Oh, kurt var. Şunlar şimdi ete gelebilir mi acaba diye endişe ediyorum. Eyvah fark etti. Diğeri fark etmeden ben biraz şöyle gideyim. O da geliyor. Ete mi gitti onlar? Eti mi alacaklar acaba? Eyvah. Peşime taktım bunları. Kılıcadan. Tamam bunları da hallettim. İyi bari. Kurtulduk. Bunu alamıyorum. Neden alamıyorum? Bir bakalım. Şimdi şu bayağı büyük. Hem de değerli. Bunları kapının oraya koyabilirim ben aslında da. Şu etleri pişirmek lazım. Çünkü bunu böyle yersek zehirlenebilir veya kusabilirsin diyor. Boynuzu da var. Bunlar hep değerli. Şimdi şöyle yapacağız. Şu etleri bir şuraya al. Ondan sonra onu da yanımda taşımak istiyorum ama şunu bir yesem. Şunu şöyle çeksem. Şunu da şuraya alsam. Şunu da şöyle alsam. Evet. Şimdi yaya dön. Ondan sonra oklar. Doldur. Şimdi gidelim şu bıraktığımız şeyleri bir halledelim. Canımız da dolsun. Oo yine bir kurt. Eti mi aldınız? Eti almamışsınız ama. Tamam bu da temiz. Şimdi okları bir alayım. Tekrar dön. Biz daha gitmeden bunlarla uğraşıyoruz. Burada da bir kurt postu var.
Neyse onu bırakacağız o zaman. Onu almayacağız. Ama deneyim için iyi. Şimdi dayanıklılık ne kadar gitti? Ben onu merak ediyorum. Bir ona bakacağım. 2 puan gitmiş. İyi. Çok bir şey değil. Biz devam edelim. Yola doğru gidelim. Bir geyik çıktı. Onunla uğraşmayacağım şu an. O aldığım etleri de eğer dönüşte yanımda olursa deneyebiliriz. Üzerimde et varken başka hayvanları çeker mi acaba? Bu arada şu bitkiyi bulmam iyi oldu. Bakayım bana doğru mu gelecek? Yok kaçıyor. Tamam. Normalde üzerimde çiğ et varken bana doğru gelmeleri lazım. Tamam şu bitkiyi alacağım ama burada hala bırakabileceğim bir şey yok. 3 tane de et var. Yalnız bunlar 2 gün dayanır diyor. Ben bunları pişirmezsem ziyan olacak da. O zaman bunları hiç tutmayayım. Alın size et. Bol bol yiyin. Şu bitkiyi alayım ben. Ama tabii nereye koyacağım? Şimdi şu şuraya. Şunu şöyle. Hatta bunu böyle. Ondan sonra çok yer kaplıyor. Şöyle alsam. Hatta şöyle. Şunu da şöyle. Bunu böyle. Bunu da böyle. İyi. Yer açtık. Şunu da alalım. Bitkiyi. Tamam gidelim. Tamam canımız da iyice... O, bir düşman çıktı. Dikkat etmemişim. Biraz geri kaçayım. Öteki bana gelmeden biraz uzaklaşalım. Tamam. Bir de bunlar çıktı şimdi. Tamam bunu direkt hallettik. Hemen yayımı doldurayım ben. Şey oklarımı. Bakayım diğeri geliyor mu gelmiyor. Hemen şu okları falan alalım. Şimdi diğer adamı bir göreyim. Şunu almadım hiç uğraşmıyorum. Şurada. Bu mızraklı bir de olmadı. Bir geri gel. Gel bakalım. Tamam bu da bitti. Başkası var mı diye bakayım. Şu an görünmüyor. Bir daha bak görünmüyor. Okları alalım. Yine dolduralım. Yalnız oklarımı şimdiden çok azalttım. Evet şimdi güzelce domuz çıktı devam. O ayı çıkmış. Dikkat etmemişim. Şurada buharı görünce üsttekine dikkat etmemişim. Üstteki ayıymış. Domuz halletti. O beni fark etmemesi lazım. Oo çok fena. Çok sakat. Bizi fark etse gittik. Şu taraftan gideceğim. Ayıyla mücadele etmemiz çok zor. Uzaktan çok fazla hasar vermek lazım ki şu anki halde bayağı zor olur. Geyik var. O kaçıyor zaten. Az kalsın sakata gidiyorduk. Bu yoldan dönemeyeceğiz biz sanırım. Şimdi geçelim. Sanırım şimdi o mezarlığın olduğu bölgeye geldik. Bir yandan da hava kararacak. Ben yine yola doğru ilerleyeyim yavaş yavaş. Bu taraftan dönemeyeceğiz. Şu bizim uykuyla gelen olumlu özellik gitti. Bir de bizim iyimserlik şu an yok ama yakında gelir belki diyordum. Fakat mezarlığa girince, içeriye girince büyük ihtimal onu kaybedecektir şimdilik. İyi, ayının dikkatini çekmeden kaçtık. Ayı normalde insandan bile hızlı.
Yine bir tilki fark ettik. Devam. Yine geyik. Yalnız ben yanlış mı hesapladım? Böyle uzun bir yola girdim. Herhalde şuradayız. Ben bir öncekindeydim sanırım. Çünkü hala mezarlık çıkmadı. Evet, iyimserlik geldi. Eğer doğru düşünüyorsan bir sonraki yer o zaman mezarlık. Hava kararmadan gitmek lazım. Şimdi şurada neler oluyor? Geyik zehirlendi. Ha, yılan var. Biz şu yılanı bir halledelim. Bununla uğraşmayalım. İyi, onu hallettim bile. Hemen okumu alayım da. Yalnız okumdan bana zehir bulaşır mı diye merak ettim ama sanmıyorum. Bunlar iç içe geçiyor. Bu zehirden gidecek gibi ama. İşte o zehir bize de bulaşabilir. Tehlikeli. Okumu aldım. Biz gidelim. O geyik büyük ihtimal zehirden kurtulamıyorsa devrilir birazdan. Doğru geldiysek mezarlığa gel. Bu arada bir de yılan gördük, ayı gördük. Gördüğünüz gibi yeni yeni tehlikeli yaratıklar var. Dikkat etmemiz lazım. Ben de önce sandım. Böyle hani zehirli bir şey mi yedim, mantar gibi falan diye düşündüm. Aklıma yılan gelmedi. Bir de bir hayvan ya da bir insan sürekli bir yerde sabit duruyorsa size ok attığınız halde dikkat etmek lazım. Mesela yanında ayı olabilir ya da kurt olabilir, savaşıyor olabilir. O yüzden gitmiyor olabilir. Bu arada hava kararıyor gibi. Biz şu mezarlığa gelmişken şurayı bir gezelim. Şu görünmeyen siyah alanları bir açalım. Hemen içeri gireriz. Çıktığımızda gece olursa en azından görmüş oluruz. Çünkü bakın şu an buraya baktığımda birazcık karanlık gibi, sanki oyun geceye yaklaşıyor sanki. Çünkü saatimiz yok. Saatimiz olmayınca da göremiyoruz. Şuraya gireceğiz. O büyücü falan varmış. İşte büyü olayı kötü. Susadık. Onu şimdi içeriz girmeden. Yemeğimize de bakarız. O açıdan kötü. Şimdi büyü yaparlarsa uzaktan saldıracaklar. Şu kapıya kadar gidelim. Şimdi buradan herhangi yaratıklar şimdi hava karardı deyip çıkabilir. Hemen girelim. Suyumuzu iç. Güzel. Şimdi buradan şöyle bakıyorum. Şunlardan falan bırakacağım şeyleri zaten içeriye girişe bırakacağım. En son orada hesaplarız. Oradan da çıkıp eve doğru gideriz başarılı olursak. Yayla gireceğim. Mesafeli yaratık çıkarsa direkt ok atabilmek için. Bu şekilde gireceğim. Girelim bakalım. Yemeği de kontrol etseydim iyiydi. Su içtik ama. Bakalım. İyi. Direkt bir düşman çıkmadı. Şimdi bölge için ne diyor mezarlık için? Bakalım. Evet. Burada bu kötü büyücüyü yok öldürmemi istiyor. Ve de filas teri diye bir şey varmış. Onu iyileştirmemi istiyor. Bir bakayım. Bende herhangi bir sorun var mı? Sanmıyorum ama bir bakayım. Evet. Burada bir sorun yok. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Siz mesela buraya geldiniz. Diyelim ki bu görevi yaparken başaramadınız. En son kaydınıza döndü. Buraya tekrar geldiğinizde aynı şekilde olmuyor. Rastgele olduğu için her seferinde farklı macera oluyor. Yeniden strateji yapmanız gerekiyor. Yani ben ezberledim diyemiyorsunuz. Önce bir tuzak kontrollü birinci yetenekle. Bir tuzak görünmüyor. O zaman şöyle yapacağız. Şu postları buraya atacağız. En son çıkarken almak üzere. Güzel. Şu boynuzu da bakayım. Yanımda taşımayayım. Burada dursun. En son çıkarken bakacağız. Şimdi şöyle kılıcımıza gelelim. Şunu şuraya çıkar. Çünkü bunun dayanıklılığı gitmesin diye. Şu vazoları kıracağız önce. Tamam, kırdıktan sonra hemen geri elimize alacağız. Şimdi şunların mezarların hepsi kırık olduğu için direkt biz içeri gideceğiz. Şunlar beklesin, bunları satarız. Eğer yanımızda götürürsek. Ben şimdi yaya döneyim. Aç bakalım.
Direkt bir büyücü çıkmadı. Güzel. Şimdi tuzak da görmüyorum. Yavaşça ilerleyelim. Şimdi bu taraflarda her tarafta düşman olabilir. Yukarıda açık kapı var. Şu bölge var. Şuradan sağa doğru bir yol var. Aşağıda aşağı ve sağa doğru yol var. Ben yukarıdan başlayacağım. Şimdi burada sola da yol varmış. Ben yine bir tuzak kontrol. Şimdi şurada kapalı bir kapı var. Orada tamam. Yukarısı var, sağ taraf var. Şöyle sağa bir bakayım. Burası da kapı kapalı. Şöyle bir daha kontrol. Tamam, şimdi yukarı bakacağız. Ama yukarı şuradan dolanacağız. Bu arada aşağıdan bir şeyler gelebilir. Şimdi şurada kapalı bir kapı var. Açık yerlerin hepsine bakabilirsek buraları komple talan edebiliriz. Şimdi şuradan yol devam ediyor. Bir tuzak kontrol daha, şu an görünmüyor. Devam. Şimdi burası temizmiş. Buralara hep bakacağız. Ama biz şimdi ne yapacağız? Şimdi gidip şu aşağıda görmediğimiz yer var. Orada bir şey dolanıyor olabilir. Oraya doğru bir gideceğiz şimdi. Onları da hallettikten sonra temizse buraların hepsine bir bakacağız. Şimdi buradan geçecek. Bakın şurada işaret çalışmıyor. Demek ki şunu kırmam lazım. Bir yol kapalı. Hemen şuradan kılıca dön. Bırak. Şöyle kıralım. Tamam, bir tane kırdım. Onu sonra devam edeceğiz. Önce düşman bakacağız. Şöyle. Bir daha tuzak kontrol. Aynen de. Açlık var. Hemen düşman yokken bir tane etiye. Güzel. Şimdi bu tarafta görünmüyor ama şu aşağıda olabilir. Şu kapı şu taraf kapalı. Evet, aynen burada bir. Evet, o da ne diyor hemen? Düşman tespit edildi. Bir iskelet kendisi. Okçu. Şimdi o bana nişan alıyor. Ben bir yana kayayım şöyle. Vuramasın. Güzel. Şimdi ben nişan alayım. Arkasından gelen varsa da şu açıdan, şu parlak yerden görme şansımız olur. Gelen yoksa da biraz daha rahat oluruz. İyi, vuramıyor. Güzel. Bana da yeni oklar atıyor. O vurdu. Öldüreceğim falan yapıyor böyle. Öl falan diyor. İyi, aşağıdan gelen yok. Ama bu öldüğü an alarma geçen biri olabilir. Canımız 58'e indi. Şimdi aşağıdan biri gelirse diye dikkat edeceğimiz şey şu. Şuradaki okları aldığımız gibi şuradan çıkıp kapıyı kapatacağız. Burada dinleneceğiz. Oh, fena vurdu. Acı başladı. Ama hızlıca can doldurdum. Bunun sebebi de şu özellik geldi. İkinci kanat diye bir şey geldi. Ölüme yaklaşınca olan bir özellik sanırım. Tamam, bu indi ve seviye atladım. Şimdi bir kere şunları topluca almak için şu şekilde. Tamam, bir hamlemi böyle harcadım. Envantere bir bakalım. Şunları doldur. Şimdi hiçbir şeye dokunmadan bir düşman gelebilir diye düşünerek şöyle kapatalım. Şimdi şuradan uzak tarafa doğru geçiyorum. Şunun arkasına. Ve burada hızlıca bir dinleniyoruz. Ya canımız dolu ama olsun. Bu ikinci kanat özelliği her zaman geliyor mu? Yoksa bir kerelik mi oluyor bilmiyorum ama. Yine olursa iyi olur. İşimize yarıyor. Tamam, şimdi. Açlık, susuzluk. Açlık %8, susuzluk %15. Şimdilik idare eder.
Devam edelim. Şimdi o aşağı tarafa bakmaya devam edeceğiz. Okçu bizi uğraştırdı. Şimdi şu düşen 7 oku da alalım. Sonra neler var bir bakalım. Şurada bir ok daha var. O yanlışlıkla ilerledim. Neyse düşman çıkmadı. Yay var, onu al. Şimdi onun göğüs kafesi ve kemiği var. İskeletin. Yaya bir bakalım. Yok. Yani delici hasarı yüksek ama diğerleri kırılmadan dolayı bir azalmış. Zaten vereceği hasar da büyük ihtimal bunun limit 4'e falan düşmüştür. Diğeri de düşük, bunu at. Şimdi şurada kapı kapalı. Şu tarafa devam edeceğiz. Bu arada seviye atlamıştık. Hemen bir geliştirelim. Şimdi bize ne demişti? Algı ve hıza dikkat ediyordu. Şöyle yapabiliriz. Bir güç. Algım yüksek olduğu için bir hız vereceğim. Şimdilik böyle yapacağım. Yetenek puanımızı da hemen. Diğer yetenek. Bu da aktifmiş. Şimdi bu nasıl çalışıyor ona bakalım. Bu heroik şarj diyor. Yani kahramanca ileri atılma. Aktif bir yetenek. Hedef belirliyoruz. 3 menzile kadar hedef belirleyip üzerine doğru koşabiliyoruz. 24 enerji. 8 soğuma süresi var. Yine güç ve hızdan etkileniyor. Şimdi diyor ki karşıdaki düşmana doğru hızlıca koşarak saldırı yapıyormuşuz. Savurarak böyle vuruş yapıyoruz. Ve her geçtiğim kare başına artı 112 fazla hasar veriyorum. Yani 3 birim uzağımda vurursam daha fazla hasar vereceğim. 1 birim uzağımdaysa da ona göre %12 olacak. Bir de %10 kritik şansı diyor. Şunu da açalım hemen. Zaten bu ağacın bu aşamasında buradan devam etmem gerekiyor. Şunlara bakacağız. Puan kazanınca. Şimdi bu yeteneğim de var. Artık uzaklığına göre. Mesela bir tıklayayım bakayım. Yok, şu an tıklanmıyor. Kılıca bir geç. Evet, bakın şuralara kadar düşmanın olması 1, 2, 3. Ya da çapraz 1, 2, şöyle 3. Bunu kapat. Tamam, artık mesafemize göre de bakacağız. Yaya dönelim. Şimdi bakalım. Burası da temiz. Tamam. Şimdi burada tuzak var mı diye bir göz attım yine yeniden. Şimdi hepsini tek tek inceleyeceğiz. Envanteri aç. Kılıca gelelim. Şunu çıkar. Önce bütün geçtiğimiz yerlerde tüm kapalı kapılar bu tarafında kalan bütün bu vazoları kıracağız. En sonunda mezarlara bakacağız. Farklı bir mezar var mı diye bakıyorum. Şimdi bir kere kırıklar böyle. Düzler normal. Şöyle farklı var mı diye bakıyorum. Burası da aynı, kırık normal. Bunlar hep sıradan. Farklı bir tane görünmüyor. Şimdi tek tek şunları halledelim. Yani normal göründüğü için aslında bütün mezarları da açabilirim gelmişken. Buradan 5 altın geldi. Farklı görünen hariç diğerlerini açabilirim. Bu da normal. Bunda değerli bir şey görünmüyor. Burası tamam. Şimdi şurada vazolar var. Onları kıralım. Şunda bir şey yapamıyoruz sanırım. Bakalım bir şey çıktı mı? Yok. Burası tamam. Hatta şuraya bir daha bakacağım. Şimdi şuna bak. Bunda da sıradan. Burası da sıradan. Bir bakalım. Evet. Şimdi bu tarafta bir şey bıraktık mı? Yok. Orası kapı var diye halletmiştik. Bir yukarı bakalım. Şuna bak. Bu da normal. Buradan altın çıktı. İki tane. Onu da alalım. Temizliğe devam. Şu bir şey yapılabiliyor mu diye baktım ama oraya yapamıyoruz. Mumlar var. Tamam, şuradaki vazoları da kıralım. Şu mezara da bakalım hemen. Buradan da bir altın çıktı. Şu vazoyu da kıralım. Tamamdır. Şimdi envantere bir gel. Kılıcı al.
Yaya dön. Şimdi bir burada kapı, iki burada, üç burada, dört burada. Şimdi aşağı inme için merdivenleri bulduk mu? Bakıyorum. Bulamamışız. Şuradan gideceğim bakalım sıradan. Aç bakalım. Bu da kilitliymiş. Evet, bir düşman çıktı ama o beni görmedi. Nişan al. Buradan olmuyor. Bir tur bekle. Bekle. O bakın fark etti. Ben şimdi şuna bir ok atayım. Şimdi 3 birim olayı var ama burada kullanmayacağım çünkü birden fazla yaratık var. Oo, çok fazlalar. Kapat şurayı. Ben şimdi ne tarafa gideyim diye bakıyorum. Aşağı gideyim. O beni fark etmeden kapat. O fark etti. Diğerleri peşinden geliyor mu acaba? Diğerleri peşinden geliyor mu? Onu merak ediyorum. Gelmiyorlarsa iyi. Şimdi kılıca dönelim. Şimdi onlar gelmiyor gibi görünüyor. Şurada bir şey yok. Bunu buradan halletmek önemli. Diğerleri üstüme gelmesin diye. Yeteneğimizi kullanalım. Şu yeteneği şimdi geçmiyorum. O mezarı falan parçalıyor. Blokladı. O hemen yukarıdaki duydu geldi. Bundan ne çıktı bakayım. Balta var, ok var. Ben şimdi yukarıdaki benim peşime geliyor da ötekiler de gelebilir. Burada kapatabileceğim kapı var mı diye bakıyorum. O da yok. Diğerleri üstüme gelecek. Şimdi şu oku bir atalım. Şimdi şu yeteneğe bir bakayım. Buradan kılıca geç. Bunu buradan şu yeteneğe geçelim. Güzel. Şu an canım aslında tam dolu ama yukarıdakileri çekmeden halletmeye çalışıyorum. Çok fena vurdum. Şimdi şuradan bir yaya dön. Diğerleri gelmeden oku topla. Evet geliyor. Şimdi buna bir bakalım. Bu alarm vaktinde şu an yalnız. Lanet bulaştırabilir. Ben biraz geriye doğru kaçayım. Beni fark etmesin. Buralara bakıyor. Hala geliyor. Çapraz gidebilir misin? Evet fark etti. Diğerleri gelmeden ben bunu bir halletmeye çalışayım. Bu arada susuzluk bastırdı. Evet büyüsünü attı. Ben şimdi bir envanterden bir su içeyim. Canım az. Diğerleri de gelirse o kötü olacak. Daha bir yaratık daha vardı sanırım. Şimdi kılıca geç. Bir deneyelim. Şu tam mesafesi. İyi 29 vurdum. Bir de şu yeteneği kullanacağım da. Şu en azından şuraya kadar hiçbir düşman görünmemesi çok iyi. Şunu vuralım. Güzel. Kahramanlık hissi geldi. Öfkelendik. Ve şu an kontra atak şansım, silah hasarım, büyü gücüm ve aldığım hasar etkilendi. Hepsi arttı. Sadece şey aldığım hasar %10 azaldı. Çok sağlam vurdum. Ha, bu da temiz. Şimdi benim yine hızlıca yaya dön. Şuradan yine fırlayıp gelir bir tanesi belki. Okları bir doldur. Açlığım ne durumda? %16 yeter. Hatta diğer özelliklerime bakayım. Acı %19'muş. Burada ne alabilirim? Ne düştü? Senden bir şey düşmedi. Canım az. Şimdi şu bekleyecek. Şundan bir tane ye. Bu bizim gerçi zehire de etkisi vardı ama sağlık yenileme için. Evet, orada şimdi kendisi. Okçuymuş bu. Ben buradan nişan alayım. O beni fark etmeden ben bir atış yapayım. Güzel kritik vurdum.
İyi, o yanaşana kadar. Güzel. İyi, normal attı. Vurdu. Acı başladı. İyi, o da bitti. Başka var mı orada bilmiyoruz. Şimdi bir okumuzu dolduracağız. Şunu al. Yavaş yavaş bakacağız. Düşman çıkmazsa iyi. Eğer menzilli bir düşman değilse de aynı taktiği deneyeceğiz. Canımız şu an biraz az. Bir düşman görünce durduğumuz yerde savaşsaydık dördü bizden üstümüze gelecek ve büyük ihtimal ölecekti karakter. O yüzden bu kaçma olayı önemli. Şimdi biraz da ilerleyelim bakalım. Düşman çıkacak mı? O dördünden başka büyük ihtimal yoktur. Çünkü yeterince fazla dört ama biz yine de emin olalım. İlerle. Yine ben dikkat edeyim de. Şimdi şuradan kalkanı ve baltayı al. Bunlara bir bakacağım. Evet. Şimdi bu kalkanın durumu iyi değil zaten. Bunu yolla. Bu baltanın durumu da iyi değil ama değeri var. Satarız. Şöyle koy. Bu arada acımız var. %25'ten fazla ki gösteriyor. %27. İlerleyelim. Şunu biz attık. Şu oku alalım. Devam. Yine bir şey çıkmadı. Güzel. Herhalde temizledik ama dikkat edeceğiz. Şurada bir ok daha var. Onu da al. Tam gerisi kemik falan. Temizse kapıyı kapatıp hemen dinleneceğiz. Tamam, şimdi daha içeri girmeyeyim. Kapıyı kapat. Tamam, şurada bir dinlenelim hemen. Enerji de doluyor. Güzel. Acı bakayım kaç durumda. Şu dolana kadar bakalım. Acı da bakın %25'ten düştü şu an. Yavaş yavaş iniyor o da. Bekleyelim bakalım. Şu acı yüzünden mi yavaş oluyor bilmiyorum ama biraz yavaş yükseliyor şu an. Şimdi bacağımızda bakın sorun var. Buna mesela ben bir şey yapacağım. Açlık bastırdı. Şunu bir durdur. Dinlenme modunu. Şimdi şuradan bir merhem sürelim. Güzel. Bu acımızı hızla azaltacaktır. Zaten %15'e indi. Gerisi de zamanla dolacaktır diye düşünüyorum. Burada %1'lik bir sorun var. Şimdi açlık. Şuradan bir etkiye. Tamam. Şimdi o zaman güzelce gidebiliriz. Burayı iyi temizledik. Tuzak kontrolü bir kere daha yapalım. Şimdi bu yol devam ediyor. Aşağı, ileri ve yukarı. Tuzak bulduk bakın. İlgileneceğiz. Şimdi yukarısı var bir. Sağ taraf var, aşağısı var. Şu aşağı bakalım. Bayağı görünüyor çünkü. Hemen bir tuzak kontrol. Evet, bir tane daha bulduk. Bakın burada yazdı. Yine dikenli bir tuzak. Şurada. Kapının oraya koymuşlar. Şimdi bir de şöyle bakalım. Tamam. Böyle yerleri bir uzaktan koridorda görünce bakmayı seviyorum. Bir de böyle kapının önüne gelince bir şey varsa diye. Mesela yine koridoru gördüm. Şuradan bakalım. Mesela bu kapılar hep bakacağımız kapıları zaten birleşikmiş. Şimdi burasına geleceğiz. Bu kapıları öyle açacağım. Buraya geleceğiz. Şu tuzakla ilgileneceğiz. Şurada var. Gerçi bu tuzaklara dokunmama gerek yok. Mecbur olmadığım şeylere dokunup da riske atmayalım. %87 diyor. Başaramazsak bir anda sakatlığa sebep olacak. Hiç gerek yok. Mecbur olduğum hariç dokunmayacağım. Yerini görüyorum zaten. Burası tamam. Şu kapıyı da açacağız.
Şimdi şu sağ taraf var. Biz şöyle soldan gidelim ki daha genişten bakalım. Bir şey varsa. Yukarıya da gideceğim ama şöyle bir gidelim. Pardon, nişan al dedik yanlışlıkla. Evet, bir şey olsaydı yazardı, yazmadı. Bir tuzak kontrolü. Tamam, burası temiz. Şimdi şuraya kadar gel. Yukarısı kaldı. Yine şöyle bir baktım. Aşağı iniş kısmı buradaymış. Bu tarafta da bir şey görünmüyor. Şu tarafa da bakalım. Tamam, tuzak görünmüyor. Buradan ritüel yapılıyor ya da kırıyorsunuz. Kır diyeceğim. Buradan kıramadık. Oo, bu ritüel yaptık yanlışlıkla. Ne oldu? Kutsal olmayan kutsama. Hasar yansıtma %25. Can emme %25. Enerji emme %25. O zaman şimdi ben buraya dönüp şunları toplamakla uğraşacağım. Aşağı ineyim. Diyeceğim ama boş verin. Şimdi bu özellikler güzel ama ben yine de şuraya gideyim. Şimdi işimize yarar bir şeyler buluruz falan. 150 tur harcamayayım demiştim ama yine de sağlam bir şey buluruz belki. Kılıcı bir bırak. Önce şunları bir kıralım. Şunu aç. Sıradan görünenleri direkt açıyorum zaten. Şu tuzağa dikkat edeyim. Bunu da geç. Tamam, şimdi şu tarafa bir gidelim. Bu da sıradan. Bunda da işime yarayacak değerli bir şey çıkmadı. Burası da öyle. Hemen şuradan bakayım. Buralar tamam herhalde. Şuraya gel. Şu aşağıdaki iki kapıyı da halledelim. Açılmayan başka kapı var mı? Bakarım zaten. Dönüşte şu kapıyı açarım. Bu da sıradan. Bu da sıradan. Şu kapıyı aç bakalım. Ha, bu kilitliymiş. Ya, o zaman bunu açmaya gerek yok. Maymuncuk şimdi kırılmasın. Burası zaten görüyoruz. Hiç gerek yok. Şu kapıya bir gel bakalım şuradan. Açabiliyorsam açayım, açık dursun. Bu da açık dursun böyle. Şimdi şu tuzağa dokunmuyoruz. Bir. Başka bir şey kaldı mı? Şimdi kapı bıraktık mı ona bakacağım. Burası tamam. Şurada var. Bu tarafları hallettik. O zaman ben neredeyim? Tuzağa dikkat et. Şöyle geç. Şu kapının şuraya kadar gidelim. Evet, şimdi kendimizi iyi hissediyoruz. Önemli biri gibi hissediyoruz. Daha iyiyiz. Kılıcı da kullan. Bir şey dedi. Bir bakacağım ne dedi. Ha, tanımlama var. Tamir etme var. Şimdi tamir etmenin kitini nereden bulurum bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi yayımıza dönelim. Bir kontrol edelim. Okumuz tamam. O zaman şimdi başka da kapı var mıydı? Yoktu diye hatırlıyorum. Şunu zaten kapalı. Şunu aç bakalım. Bir kontrol. Tekrar. Şimdi şuraya bak. Yok. Tamam. Şimdi envanter. Hemen bakıyoruz. Sıradan. Burada bir tane taş buldum. 60'mış. Bunları acaba biz yontup sonra mesela yüzeye kolye takabiliyor muyuz diye merak ediyorum. Burada da bir altın diş bulduk. Hatta bunu şuraya koy. Bunu da şöyle koy. Hatta biz onu niye öyle yaptık? Şunu tekrar buraya al. Şöyle.
Tamam, o zaman kılıcımızı alalım. Yayımızı da alalım şimdi elimize. Şu tuzağa yakalanmamak için dönüşte de dikkat etmem gerekiyor. Tuzağa basmayayım diye. İmha etmek aslında daha sağlam yol ama şimdi imha ederken bir şey olursa boşu boşuna yanından geçebilecekken sakatlık yaşayıp uğraşmayalım. Şimdi indiğimiz zaman indiğimiz odada direkt bir şey çıkmazsa biraz daha rahat oluruz ama yanımızda direkt bir iki kişi çıkarsa o biraz planlı hareket etmemiz gerekiyor. Gerekirse üst kata kaçmalıyız. İyi, burada hemen biri çıkmadı. Şimdi bir tuzak kontrol. Evet, yok. Hemen yine aynısı. Şu kalıcı bırak. Şimdi bura temiz. Şuna bak bakalım. Altın diş, bunu alalım. 3 altın. Şimdi artık burada o kara büyücü kimse o artık karşımıza çıkabilir. Bir alt kat olmayabilir. Yayımızı alalım. İki ayrı aktif yeteneğim olması da ayrı güzel. Şimdi bir düşman görünmüyor. Tuzak da görmedim. Bir adım daha. Bu tarafta kimse çıkmadı. Şu taraftan aşağı bakalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Bu taraf temiz gibi. Bu taraf niye görünmedi? Şimdi gördüm. Şimdi orada biri var ama buradan geçiş mi yok acaba? Şöyle bakayım. Evet, buradan geçiş yok ama görebiliyorum. O beni fark etmeden ben şu tarafa gideyim. Şu tarafa bakalım. Aslında bu kapıyı kapatabilirsem belki işime yarar. Bu taraftan bunu hallederim belki. Yanlışlıkla ilerledim. Okçu fark ettim ve ilerledim. Şimdi nişan alayım diyeceğim de bu tarafta şey olabilir. Ateş edersem, gerçi buradan ateş edemem ama biri varsa dikkatini çekerim. Şunu bir kapatayım. Bu onun dikkatini çekti mi çekmedi mi bilmiyorum ama kapı açılma sesi gelirse dikkat ederiz. Şimdi ben şuradan halletmeye çalışacağım. Biraz tur geçireceğim. Görebilirsem hem de kapı açılıyor mu diye bakıyorum. Gerçi bizim görüş alanımızın dışında ama sesini duymamız lazım. Şuradaki tekrar gelse bakın buradan ayrılmış. Şundan da altın diş çıktı. Bakın yan taraftan açtık mezarı yine. Şunları ateş etsem duyar mı diyeceğim ama biraz vakit geçiriyorum. Gelir mi diye gelmedi. Çok fazla düşman gelecek yine. O zaman mecburen gideceğiz. Diğeri de şuradan gelecek. Bu okçu şuraya kadar gelse aslında benim önümü kapatsa iyi olur. Biraz yukarı mı gitsem acaba onu çeksem? Şu yolu kapatsam. Diğeri de onun peşinden gelebilir çünkü. İyi vuramadı. Oo, biz de vuramadık. Bir hamle yana kayayım. Tamam. Susuzluk başladı yalnız benim. Şunun işini bitirdiğim gibi su içmem lazım. O vuramadım. Maalesef vurdu. İyi vurdum ama. Yine vurulduk.
Olmazsa yukarıdaki bir yere gideriz. Tamam, bunun işi bitti hemen. Envanter bir su iç, bu önemli. Oku doldur. Şimdi aşağıdaki gelecektir. Ben yine şurada şöyle bekleyeyim biraz. Görüş alanıma girer mi diye bekliyorum. Ses oldu ya. Her an şuraya gelebilir diye. Şimdi yanaşıp bir kapıyı kapatıp dinlenmeye çalışacağım. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Görüşüme girer mi diye. Çünkü şuradaydı yaratık. Büyük ihtimal şuralarda kendisi. Yayı al. Oku da aldım. Bir tuzak kontrol. Çıkmadı kendisi. O zaman şöyle yapalım. Bir yere kapıyı kapa. Şu okları da al. Şu tarafa geçeyim. Bakayım. Buradan da görünmüyor yine. Şöyle geri gideyim. Şu görüş alanımın içinde olacak kadar. Gerçi oturunca görüş alanım daralacak ama şurada hemen bir dinlenelim. Güzel. Şimdi oluyor. Bu filas teri neymiş acaba? Şimdi şu eksik canımız da aslında doldursak iyi olur. Bir bekleyeyim az bir şey daha. 101, 103 olsun. O 3 can bile bazen son 3 canla belki kurtarabiliriz durumu. O yüzden 103 olsun, bir bekleyeyim. Evet, güzel. Bir daha artacakmış herhalde ama ben olsun onunla uğraşmayacağım şimdi. Şunları falan toplayacağız ama önce şu bölgeyi bir halledelim. Oo, erken hareket ettim. O göründüğü an hareket ettim. Şuradan şimdi bakayım şu yeteneğe. Kılıca dön. Tamam, o normalde bana şeyden geliyor. Bu arada bu yetenek ta buraya kadar gidiyor mu? 1, 2, 3 çapraz buraya kadar gidiyormuş aslında. Bloklama yaptı, o kötü oldu. İyi, sağlam vurdum bu sefer. Eyvah. Eyvah, 6 canım kaldı. Şu içecek bana %35 can veriyordu. Onu kullan. İyi, vuramadı hem de. İyi, onun işi bitti. Yalnız aşağıda fena biri var. Alarmda şu an iskelet şövalye. Ben şimdi yavaştan kaçacağım. O beni fark etmeden çıkabilirsem kapıyı kapatıp. Alarmda hala bakın sarı. O kırmızı olmadığı sürece mesele yok. Bir daha bakayım. Şimdi kapıyı bir kapa. Tamam, şimdi şuradan üst kapının önüne kadar işaretleyeceğim. Alarmda olduğu için o kapıyı açmadı. Şuradan da yukarı kadar git. Şimdi yaya dön. Tamam, oklar doluymuş. Şunu almışım. Bunu da buraya at. Şimdi bizim burada dinlenmemiz lazım. Acımız var. O da geçmesi lazım. Ağrı var. O bizi fark etmeden gitmemiz iyi oldu. Şimdi o dolarken neyimiz var, ne yapabiliriz diye bakıyorum. Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Merhem sürebilirim tekrar. Bir dur diyelim. Şu bacağımıza bir tane daha. Şuraya da, sol kolumuza. Güzel. Bir tane daha. Şuraya da bir tane daha. Gerçi o bir taneyi yapmayayım. Neden yapmayayım? Çünkü gerçi bir merhemim kalmış. Ben iki tane sanıyordum. Onu da kullan. Tamamdır. Şimdi ilacımız var. İlacı sonraya kullanabilirim.
Şimdi bir dinlenelim hızlıca biraz daha canımız tam da olsun. Daha çabuk doluyor çünkü o sorunu giderdik. Tamam, şimdi tekrar yola koyulalım. Şövalye var, bir de liderleri vardı. Yemek vakti, bir de onu da yiyeceğiz. Şunu da hallet. Susuzluğuma bakayım. %22. Aşağı kapıyı da açmamış. İyi. Ama açtığım an büyük ihtimal buralarda olacak. O zaman şöyle yapalım. Kılıca mı geçsem ya da okla ben biraz idare edeyim. Kalkan yaptı. Kılıca geç. Yeteneğimizi kullanalım şimdi. Şununla başla. İyi. İlk vuruşu yaptım. Şimdi de diğer yeteneği kullanayım. Şimdi biraz hasar yiyoruz, o kötü. Şunu alabilecek miyim? İyi, o bana bir kere kaçırdı ama bloklama attı şu an. Gerçi o bloklama attığı zaman ben o yeteneği kullanırsam bloğu %0'a indiriyordu. Bundan sonra öyle yapalım. Daha stratejik. Bu arada ne düşürdün sen? Bir balyoz düşürdü ama şöyle bir şey var. Önce bir su içelim. Bir şey çıkacak mı ortaya diye de bakıyorum. Yaya dön. Şimdi envanter. Şunu bir doldur. Şimdi şuradan okları bir al. Yine hala birini görmüyorum. Bu güzel. Kalkanı al. Balyozu al. Oku da al. Tamam, şimdi buralardan bir sürpriz çıkabilir. Ben yine geriye doğru bir gideyim. Şöyle kapat. Şurada bir dinlenelim. Hızlıca susayacağız herhalde. Yok, suyu içtik yine. Hızlıca bekleyelim. Dolsun. Bundan sonra stratejik öyle yapacağım. Bloklama özelliği olan, yeteneği olan bir düşman gelirse o yeteneğimi o zaman kullanacağım. Şöyle bırak. Gerçi onu da 103'e tamamlayayım ben. Dediğim gibi belli olmuyor bunlar. Tamamlayalım. 103 tamam. Bloklaması olan da bu şekilde davranırsak daha stratejik. Daha bakacağımız bir sürü şey var. Şimdi kemik, kemik. Bunlar hep kemik. Şunlara falan bakacağız. İlerleyelim. Bu arada yanlış tuşa bastım. Tuzağa bakayım derken. Şimdi iniş kısmı var. Demek ki bir alt kata daha ineceğiz. Bu katla da bitmiyor. Ben hemen şu tarafa bir bakayım. Zaten şu odayı görmüştük az çok. Girelim. Tamam, burası da temiz. Şu tarafa gidelim. Devam. Evet, bakın burada bir tuzak daha çıktı. Oradan da geçmem gerekecek. Ama şu şeyleri kırmak için, yani onun için de şart değil tabii oraya geçmem. Onu bırakabilirim. Ama şey yapabiliriz. Aşağıda patronu yenmeyi başarırsak o zaman mesela buraya dönebiliriz. Döndüğümüz zaman çıkarken onu deneyebiliriz. Tamam, bu arada başka tuzak da yok. Burası da tamam. O zaman şöyle bakayım. Biz şimdi şuradan geldik. Şurası tamam. Şunlar kırılacak. O zaman hemen başlayalım temizlemeye. Envanter. Kılıcı bırak. Hatta şöyle yapalım. Şu işime yaramıyor. Balyoza bakalım. 290'mış bu. Bunu satarım. Şunu şöyle al. Tamam, şimdi buraları bir kıralım, dağıtalım.
Bunlardan bugün bir şey çıkmadı. Şunları aç hemen. Sıradan. Şöyle hızlıca bakıyorum önemli bir şey varsa diye. Şuradan 8 altın. Hemen şuraya gel bakalım. Şunları kıralım. Şurada 2 altın var. Şimdi şurada tuzağa bakayım. Kaç diyorsun? %88. Hiç bulaşmaya gerek yok. Kalsın. Dediğim gibi dönerken istiyorsak bakarız. Unutmazsak. Şimdi şu tarafa bakacağız ama önce nasıl olsa kapıya geleceğiz. Biz şu tarafa bir halledelim. Tabutlardan bir şey çıkmaz umarım. Kemik falan. Bir bakayım bir şey çıktı mı? Kemik. Tamam, şuraya geleceğiz zaten. Bakayım bir şey çıktı mı? Hepsi kemik. Bu da kemik. Burada da bir şey yok. Şimdi bir daha bakalım. Buralarda hep kemik. Bir şey yok. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. Bu arada nereden geçiyorum ben? Tuzaklara dikkat edeyim de. İşte tuzakları tamamen temizlemeyince biri üst, ikisi üst kattaydı. Bir de bu katta var. Pardon, oraya kadar gitmeyeceğiz. Şu tarafa gideceğiz. İyi, bunlar da temiz. Burada da bir şey yok. Hemen yukarı. Sonra da oradan aşağı ineceğiz. Orada da artık lider vardır diye düşünüyorum. İyi, yeniden iyimserlik de başladı. Olumlu etki. Şuna bak bakayım, bir şey yok. Buna bak, sıradan. Burada altın varmış. İşte varmış altın. Hemen şuna bak. Bu normal. Burada da 6 altın buldum. Şuna bakalım. Tamam. Şimdi aşağı inmeden önce şu kapı var. Bunu halletmem lazım. Başka kapı var mı bakayım da. Yok. O zaman onu halledeceğiz. Şuraya kadar gel. Şimdi şunu al. Yaya geç ve açalım. Tuzak görünmüyor. Tamam, burada da başka bir şey görünmüyor. Hemen kılıca dönelim. Onu bir bırakalım. Dört altında buradan çıktı. Tamam, burası da hallolduğuna göre kılıcımızı alalım yine. Yaya dön. Hatta yayımız şu an tam dolu. Tamam. O zaman bir alt kata ineceğiz. Şu lideri bulup halletmemiz gerekiyor ama etrafında başkaları olabilir. Umarım başarırız bu kadar ilerlemişken. İndiğim anda yanımda biri olmasa iyi olur. Gerçi artık kılıçla inebilirim. Direkt hızlı gitme olayım var. Bir bakalım. Şimdi direkt bu tarafta biri şurada yok ama buradan çıkabilir ve buradan kaçacak yerim yok. Bir tuzak kontrol. Daha da aşağısı varsa iyice uzar bu iş. Tuzak. İyi, tuzak yok. Hemen yine aynı mantığa dönüyoruz. Kapı da kapalıyken. O kapının arkasında çıkabilir bu arada lider. Çünkü iki kat indik. Orada çıkmadı. Bu katta olduğu için direkt çıkabilir. Yani tek bir bölümden oluşuyor olabilir.
Şunlara bir bakalım hızlıca. Sıradan. Evet, burada 8 altın ve de bir yüzük. Bu yüzük de enerji puanımızı arttırıyor, büyü gücümüzü arttırıyor. Alalım hemen. Bu da sıradan. Bu da öyle. Bunda da 4 altın. Kılıcımızı aldık, yayımızı aldık. Hemen geçelim. Aa, tabut vardı, unuttum. 2 tane. Şimdi bir şey çıkarsa diye uğraşıyorum. Yoksa normalde sona da bırakılabilir aslında bütün kattakiler tek tek. En son yağmalanabilir ama ben sağlam bir şey bulursak arada diye alıyorum. Bir bakayım. Kafatası, kemikler, göğüs kafesi falan filan, pelvik kemiği, hepsi kemik. Tamam, yayımıza dönelim. Direkt lider çıkarsa aslında ben bir bitkiye bakayım. Moral için, ruh sağlığı için iyi diyor. Benim moralim ne durumda? O, ruh sağlığım %73'müş. Şunu bir kullan. Şu da aslında etkisi bakımından kullanabilirim. Şimdi bu sağlık yenileme için iyi. Bu yanı hazır beklesin. Şöyle bir aç bakalım. Tuzak. Şimdi kimse görünmüyor ama. Şimdi yanda bir kapalı kapı var. Aşağıya doğru yavaş yavaş gel bakalım. Şimdi iki kapı oldu. Daha da aşağısı varmış. Yine devam edeceğiz. Sağa doğru devam ediyor aşağıdan. Şu tuzak kontrol. Burada da kapı var. Şimdi yine envanter. Şuradan kılıcı bırak. Tek tek bakıyoruz hızlıca. Sıradan devam. Bunlardan birinin arkasında o büyücü var, belli. En aşağıdaki olma ihtimali de var ama hiç belli olmaz bu işler. En tepede de çıkabilir. Rastgele yerleşiyor herhalde. Burası sıradan. Bunu da geç. Bu da tamam. Şimdi bir anda soru işaretli bir şekilde çıkıp düzeldiler. Onu merak ettim. Şunu tak. Üstten başlıyorum. Aşağıya da en son gideceğim. Bir de burası aşağı doğru uzanıyor gibi. Şuradan başla. Burada da kapalı bir yer var da aşağıyla birleşiyor olabilir mi? Bir kontrol yine. Bir şey yok. Tamam, yine aynı mantığı yapacağız. Hemen hızlıca. Burası tamam. Burada altın çıktı, iki tane. Onu aldık. Burada da bir altın var. Hemen onu da alalım. Yaya dön. Hemen devam. Evet, direkt biri çıktı ama şimdi başkası var mı onu bilmiyoruz. Ben biraz geriye doğru gideceğim. Ve peşinden gelen var mı bakacağım. Şimdi bu kadar yol gittiğine göre, hala gelen olmadığına göre büyük ihtimal yok. Ama burası şu duvar görünüyor gibi, üst tarafta uzandığını sanmıyorum. Büyük ihtimal yok. Şimdi benim kılıca bir bakayım. 3 birim diyordu. 1, 2, 3 şuraya kadar falan geliyor. O zaman ben şuradan nişan alsam şuraya gelir. Atış etsem burada olur. Sonra kılıca geçsem şurada olur. Hem de bu arada arkadan gelen var mı bakıyorum. İyi, kritik vurdum. Kılıç. Savunma açtı. O zaman bu yeteneği buna bu şekilde kullanacağım. Ama ben şimdi savurduğumda öyle yapacaktır. Olsun. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Bir hamle gelecek. Gel bakalım.
Şimdi bunu yapalım. Tamam, şimdi bir daha bloklama yaparsa bunu kullanırım. Şimdi normal vuracağım. İşini bitirdim ama hemen yay. Biri geliyor mu diye bakıyorum. Geliyorsa aslında kaçıp kapıyı kapatıp dinlenebilirim. Ama beni fark etmemesi lazım. Kılıcı da al. Hemen kontrol edeyim. Şimdi göğüs kafesini al. Hemen bir kontrol. Bir şey yok. Kılıcın durumu şu an iyi değil ama iş görebilir satarken. Şu dişi şuraya. Gerçi bunu koysam da olur. Şöyle yapalım. Bitki. Gerçi onu yerim ben. Şöyle koy. Şunu şöyle. Yavaş yavaş geri gidiyorum. Kimseyi görmüyorum. Şunu kapat. Hemen dinleniyoruz. Lider nereden çıkar belli olmaz. Kapının önünde dinlenmek çok iyi değil. Biraz daha ilerlesem iyi olurdu. Çünkü çat diye kapıyı açarsa önünde olacağım. Açlık. Bu arada ben onu da halledeyim. Su iç. Yemek ye. Tamam. Onu da hallettik. Hadi 103. Tamam, 103 de oldu. Kapat. Şimdi bir karakterin durumuna bakalım. Acı %2'ye inmiş. İyi. Açlık, susuzluk %5'e 4 ama ruh halimiz %78'e inmiş. %50'nin altına inerse diyor. Psikolojik etkiler başlar diyor. Olumsuz etkiler. Ben ruh halimi arttıracak bir şeyler düşünmem lazım. Ya da pazara bakmam gerekiyor. Bir sonraki bölümde yanımızda ruh hali de katacak şeyler olmalı. Çünkü çok daha büyük yerlere gidersem daha da düşer. Şimdi şunu şimdi yememe gerek yok ama dönelim bakalım yolumuza. Şu lideri de halletsek aslında hiç oyalanmadan çıkmayı düşünebiliriz aslında. Her yeri temizlemeyi düşünmesek de olabilir. Burada hepsi kırık zaten. O yüzden direkt geçebiliriz. Aa, işte bu lider mi bakayım? Sanırım bu lider. Ve bunda bir sürü özellik var. Şimdi diğerini de çekiyorum üstüme. Biraz kaçacak gideceğim. Bakayım bu arada ne büyüler yapacak. Tamam, şunu önümüze çektik en azından. İyi, o savunma yapınca onu da tuttu. Ben biraz daha çekeyim bunları. Onlar biraz daha savunma yapayım der belki. Arayı da açtım. Oo, bu nasıl geldi? Aa, bu yapıyor. Bu iyi olmadı. Biraz daha ilerleyeyim. Yeniden mi çıkardı bir tane acaba? Bu sürekli çıkarıyorsa benim işim var. Buraya bir büyü attı. Bu lanet attı. Oo, bizim maksimum sağlığı falan düşürdü. Oo, bu bayağı vuruyor. Çok fena vurdu. Bunlar iç içe iki tane miymiş acaba? Canım arttı ama şöyle bir şey var. Şunu yersem şimdi olmaz. Canımız çok düştü. 11'e düştü. Şimdi bu adam ne durumda? Bu %100. Ben şu an ne yapabilirim acaba?
Şunu yersem işim bitecek. Şunu kullanırsam zehirlenmem artar, o sorun değil ama adam bana vuracak, işimi bitirecek. Kaçamam da, bir birim uzağımda olsaydı canı da dolu. Vursam da öldüremem. Kaçmayı denesem büyüyle vuracak. Şimdi vurmayı deneyeceğim. Şimdilik sadece kendine bir şey yaptı sanırım da. O bana vurmadan ya da ıskalarsa belki kurtarırım durumu ama zor biraz gibi. %91'de bir vuruşta çok gitmiyor da. Iskaladı, güzel. Kaçmayı denesem arkamdan vurduğu gibi gideriz. Evet, maalesef işimizi bitirdi. O kadar da ilerlemiştik. Olmadı. Güzel de gelmiştik ama bir sonrakine inşallah başarırız diye umuyorum. Bir dönsün bakayım. Yüklüyor şu an. Tekrar bizim o yaptıklarımızı, ettiklerimizi hep sıfırladı. Yalnız sadece büyük kılıç almamıştık. Kitabı okuduğum ve kaydettiğim iyi olmuş. Bu noktadan devam edebileceğiz. Aslında çok güzel gelmiştik. Onu da halletsek çıkıp dönme imkanımız olabilecekti. Ben çok keyif aldım ama umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar, sizin de Stone Shard izleme hoşunuza gidiyor mu? Yani böyle arada kaybediyoruz. Belki geçen bölüm kaybettik, bu bölümde kaybettik ama ben keyif alıyorum ama siz de alıyor musunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Bu videodan hemen sonra Dungeon of the Endless serimizi izlemenizi öneriyorum. Özellikle de 5. bölümden itibaren izlemenizi tavsiye ederim. 1. kattan başlamıştım ve o stratejik ve çok harika bir şekilde üste doğru gitmiştik. Nereye kadar gittik, ne kadar başarılı olduk ya da olamadık izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir göz atıp fikirlerinizi paylaşırsanız da sevinirim. Lütfen abone olup beni de mutlu etmeyi unutmayın diyorum. Teşekkür ederim. Şimdiden hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın.